Biz yetişkin insanlarız. Yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Ben şimdi bu konulardan 50 bin tane işledim. Geçen gün emniyet gerçekten çok büyük bir operasyon yaptı. Bu böyle evlilik vaadi falan hikayesi. Biz burada yaşananları söylemeye utandığımız için kibarca bir isim bulmaya çalışıyoruz. Ne evlilik vaadi? Fuhuş çetesi. Bunun kanundaki adı bu. Ne evliliği? Böyle evlilik mi olur? İndin Hatay'a 15 bin lira ceza keser gibi, makbuz keser gibi. Müge Hanım, onu da Arabi'yi bilmeden... Herhalde bu da böyle, yani, bu da böyle bir hikaye. İspatlamak zorunda. İnsanlar suçlu duruma düşürmesin lütfen. Ya kusura bakmayın ama insanın da hayatında 20 günde 3 kişi arayıp beni bu şekilde evlendirdi, kızlar da kaçtı derse işte sana ispat. Daha neyi ispatlayacağız? Ha daha ne yani? Ben dolandırmışım gibi, sanki üstüme suç istedim. Dolandırmışım gibisi orada fazla. Gibi kelimesi orada fazla. Cengiz abi. Cengiz ne abi, abi sen hala abi diyorsun? Cengiz dinler misin beni? Ne abisi alo ya? Evet dinliyorum, buyurun. Ben arabanın yanına vardım da demedin mi? Bana 15 milyarı ver, ben veririm Sansar'a dedin mi demedin mi? Mustafa 10 bin lira para verdin kardeşim. 10 bin başlık parası olarak. Yalan söylüyorsun. 10 milyar sen cebinde... yalan söylüyorsun. Orada çıkıp yalan söylüyorsun. Demedin mi 25 milyar ya getirdim. Ya Mustafa yalan söylüyor. İbrahim de mi yalan söylüyor? Mahir de mi yalan söylüyor? Köylüm diyorsunuz. Niye köylüleriniz bir olsun size böyle bir iftira atsın? Hayır iftira değil. Ben Allah rızası için bu insanlara vesile olduğum için. Ya bırakın ya Allah rızası için ya. Allah rızası için gidin birine yardım edin. Ya da Allah rızası için kimseye bir şey yapmayın ya. Tamam Mahir Bey'in olayına gelelim. Mahir Bey orada konuştuğumuzda... Konuştuğumuzda orada kendilerine ait takı seti konuşuldu. 7 bin liralık bir işte küpe yüzük bilezikler parası mevzu oldu. Kendileri pazarlık yaptılar. Kendileri aldı, kendileri verdi. Neyse biz Nevşehir'e geldik. Geldiğimizde ertesi gün 20 bin liralık sözde bilmiyorum nasıl oldu bilezik takılmış. Geleli otele götürülmüş falan. Ondan sonra otele giderken kayınvalidesi o bilezikleri alıyor. Diyor ki kızım bileziklerinden başına bir hal gelir. Gidip gelince geldikten sonra takalım. Çok iyi yapmış. Gelince de evet, hastasıyla değiştiriyorlar. Sen var. Senin kızın da... Ha kötü bir laf söylüyor. Siz ekranı vermeyin o zaman. Ben anlamıyorum. Küfür mü diyor? Anlamadım. Öyle. Müge abla sorsana bir oraya varınca hata birleştiğimizde 25 milyar verdi mi vermedi mi dedi Mustafa Bey. Ayşe 2. Tamam. O vermedi diyor. Yalan söylüyor. Bak 10 milyar vermedi, verdi diyor. Yalan söylüyor. İspatlamak zorunda. Sen demedin mi? 25 milyara hepsini tamam. 10 bin lira, hayır. 10 bin lira başlık parası ödedin kendin. Ben hala, kimsenin parasına bununla karışmadım. Halasına 10 milyar vermedik mi? Araç kiralamam için PTT'den havale yolladın. Ben de araç kiraladım. Beyefendi niye? Niye yani siz bir taşıma şirketi açtınız da bizim mi haberimiz yok? Niye? Niye yapıyorsunuz bunları? Yani 3 kişiyi gittim Allah rızası için tanıştırdım diyorsunuz. Bu nasıl bir Allah rızasıyla sayı 140 bin lira dolandırılmışlar. Hayır dolandırılmış evinizde otursaydınız yani. En azından. Bir de hanımının niye gittiğinden haberiniz yok ama. Efendim? Hanımının niye gittiğinden haberiniz yok. Siz ya geldiği gibi giderler yani hani ne olacak? Yargılıyorsunuz. Ya beyefendi yargılıyorsunuz dediğiniz bu anladığım kadarıyla yeni bir hikaye bu. Hani değil şimdi evet. Bu böyle tabii polis operasyon düzenleyince bir günde iki günde daha net ortaya çıkıyor. Yani ben şimdi anladığım kadarıyla bu da yeni çıktı herhalde. Gene bir 15-20 gün kalayım. Sonra adam kötüydü. Ben gittim. Yani herkes de salak. Bir tek bu işleri yapanlar akıllı. Ha buna da çıldırıyorum yani hakikaten. Şimdi inanın ben telefonda bu mevzuları nasıl anlatacağım bilmiyorum. Müge Hanım. Ya valla beyefendi eğer bir adamdan ya da bir kadından gitmek istiyorsanız bahanesi bunun çok. 50 tane bahane sıralarsınız. Ama olay başından yanlış. Olay en başından yanlış. Nikah yok, hiçbir şey yok, tanışmamışsınız, etmemişsiniz. Kızları alıp götürüyorsunuz köye. Köyde kaldı, 10 gün kaldı. Mustafa kötüydü.
Ötekisi hayır, bilmem Mustafa, neydi. Mustafa'yla ve... beraber gidelim demiş adam. Gitmemiş ki Mustafa. Beni aradı abi, ben korktum gitmedim dedi. Çağırmış gel diye babasının evine, yine gitmemiş Mustafa. İyi yapmış. Baştan babası, babam yok dedi, sonra babası çıktı Müge Hanım. Esenler olsa kaldı. Kardeşiyle babası. Dedi babam gelin yanına gel konuş dedi. 10 milyarlık da altın alırsan gelirim, almazsan gelmem dedi. Yani babam diye tanıştırdığının evet. da babası olduğu da belli değil. Ben nasıl gideyim hocam ya? Babam diye geldim. Evet. Şimdi bak Cengiz Bey, uzun lafın kısası. Senin bu yaptığın işlem, ben sana ceza hukukçusu olarak konuşuyorum. Senin bu durumun kanun karşısında başkalarının hulus ve safetini, yani samimi duygularını istismar ederek menfaat temin etmektir. Bunun da kanundaki adı dolandırıcılıktır. Hocam ben kimseden... Bakın müsaade buyur, ben sana ikaz ediyorum. Dinlersin, kabul edersin, etmezsin. Senin bileceğin iş. Bakın biraz önce sorulan soruya Mustafa Bey 15 bin lira mı aldın dedi. Sen hayır 10 bin lira diye kabul ettin. Yalan söylüyor hocam. Yalan müsaade buyur bir dakika. 10 bin lira ben almadım. Bak hocam şimdi. Ben almadım. Başlık hocam, parası verdi. Sen almasan dahi senin... Kendi eliyle dedi. Ben almadım. Senin ya bir şey söyleyeceğim ya. Yani koca kadının ne başlık parası ya? Aradaki sen. Dolandırıcılığı parayı cebine koyanla. Ben de ödedim o paraları. Cengiz Bey bir dakika. Sizin gelininiz, alıp gelininiz kaç yaşındaydı? Pardon gelininiz efendim? Kaç yaşındaydı? 24 yaşındaydı. Tamam 24 yaşında kaç lira verdiniz? 16 bin lira başlık parası ödedim. Tamam sonra bilezik milezik? Yani onları da yaptık harici. Yaptınız. Resmi nikah yapmış mı? O resmi nikah yapmış. O resmi gelininden bahsediyor. Evet, resmi nikahını yaptım efendim. 6 yıllık evli. 2 tane ikiz çocukları var. Onun resmi güzel maşallah. Özür dilerim. Onun resmi nikahı tamam. Var da bu insanlar niye inan nikahlı hanım oluyor? Kendi anlamadım hocam. Niye bunlar da diyor nikah kıymadı diyor hocam. Kıysalar da oğlum ben nikah memuru muyum? Lütfen Müge Hanım. Nikah memuru değilsin de senin yaptığın için mı? İsmini koyalım kadınlar, o zaman. Onu merak sen ediyorum. Sen neyin arabuluculuğunu yapıyorsun? Nedir onun ismini söyle bakayım bana. Hocam Allah rızası için. Benim gelinim bırak Allah rızası için diye. Onlar Allah'a da bana. İstismar hocam, etme Allah aşkına ya. Allah'a da ortaya atma ya, merhamet et. Bu İbrahim daha önce getirdiler bir başka insanların mesiyle kaçırdılar. O İbrahim'in bir tane yengesi var, Suriye uyruklu, hala yaşıyor. Siz niye böyle bütün Suriyelilere taktınız kafayı? Memlekette Türk kadın mı kalmadı? Yani artık insanı burada niye suçluyorlar kendileri? İstiyor. Bir vallahi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında verdikleri paraya hiç acımıyorum. Bak çok samimi söyleyeyim. Siz evlenmiş, evet. Ayrılmış, iki çocuk babası adamsınız. Evet, yani o parayı kendi iki çocuğunuza verseydiniz bir faydası olurdu. Yani evet. Giden paraya acımıyorum. Fakat insanların bu şekilde duygularının istismar edilmesine üzülüyorum. Yani asıl üzüldüğüm nokta duyguların istismar edilmesi. O yüzden Mustafa Bey buraya çok kolay çıkamaz. Mustafa Bey bayağı ciddi ciddi aşık olmuş. Olmuş. Hani olmasaydı diyebilirsiniz ama olmuş. Yalnız bir adam görmüş, beğenmiş. Hala bile kandırılma riski taşıyor aslında. Çünkü o duyguları... Dönse kabul eder ben sana söyleyeyim. O duyguları söyleyeyim. Hala taşıyor evet diyor, yüreğinde. Dönse dese evet. Ki yanlış anladın beni kabul eder. Yok yok. Edersin edersin. Müge Hanım belli artık senin kabul etmem. Yani. Belli sana dese ki yanlış anladın beni falan. Gene. Ya hala o İki kahveye tav taşıyor. Oluyorsunuz siz de anacığım yani. Bir de bak bu erkek çocuklarını güzel böyle kahvesini yemeğini falan kendisi yapar yetiştirmek lazım. Sonra böyle ortada kalı kalıyorlar. Ondan sonra da bir kadınla kahve yapınca falan hemen bunlar diyorlar ki aman bir kahveye. Hocam gülme doğru söylüyorum. Biraz öğretmek de lazım. Biz iyi ki öğrenmişiz diye gülüyorum. İyi vallahi yani hani bilmiyorum. Vallahi gebertirim öyle bir şey yaparsanız ha. Cengiz Bey. Mustafa Bey'in parasını geri ödeyin. Ben almadım ki efendim, ben ne ödeyeceğim? Kim aldıysa. Madem öyle kız tanıştırmaya çok heveslisiniz, o zaman parasını almaya da... Madem Allah rızası için evlendirmeye çok heveslisiniz, şimdi de Allah rızası için insanların parasını geri verin lütfen. Geri vermeye aracı olun lütfen. Çok rica ediyorum. Şimdi Müge Hanım, işin bazı şeyleri var. Neleri var? Onu orada dürüst konuşmuyorlar.
bu insanlar bir yıldır benim kapımı aşındırıyorlar, ricacı oluyorlar. Ben taraf olmuyorum aslında. Bu gibi işler iyi olur, ustadan kötü olur, çıraktan misali. Taraf olmamıştım. Ricacı koydular araya. Bak Kütahya'dan Bekir Bey, tanıyor musunuz? Kütahya'dan Bekir Bey. İki ay önce Cengiz benim akrabamı da dolandırdı. 30 bin lira, 27 plakalı araçla geldi, adamı aldı gitti. Ben Kütahya'dan... Hatay'dan Murat Susam. Ben şimdi duyuyorum. Tanıyor musunuz Hatay'dan Murat Susam? Hayır, duymadım efendim. 3 ay önce Cengiz bizi de dolandırdı, 47 bin lira. sonra Yüksel Bey aramış Gebze'den. Mustafa Yerboğa'yı dolandıran kadın beni de 3 ay önce 17 bin lira dolandırıldı. Bu kadın Suriyeli, bunlar bir şebeke, savcılığa dilekçe verdim. Takipsizlik kararı verdi diyor. Çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey. Hemen şimdi arkadaşlarımızla bağlantıya geçin. Buraya gelmenizin şöyle bir faydası var. Hepinizin dosyasının birleştirilmesi adına bir şey yapacağız. Biliyorsunuz geçen sefer de buraya böyle gelmişti mağdurlar. Hep beraber gitmişlerdi adliyeye. Evet, bir yıl sonra oldu. Ama hepsi de cezaevinde ya. Oh canıma değsin. Fatma Hanım Gaziantep'ten. Ekranda verdiğiniz o senin neydi? Halve. Bu kadın benim eski eşimi de dolandırdı. Ona da altın vesaire aldırmış. 20 bin liralık. Benim bildiğim kredi çekmiş evlenmek için, bir hafta yanında kalmış. Sonra telefonunu almış. Annemi arayacağım diye çıkıp gitmiş. Ya. Cengiz Bey. Yani bu nasıl bir olaydır yani? Neyin içine düşmüşsünüz siz? İnan şu an şaşkınım. Sizden duyduklarımda inan şaşkınım yani. Kadir Bülbül'ü tanıyor musunuz Karaman'dan? Hayır, ben kimseyi tanımıyorum. Tabii. Kadir Bülbül. Hayır. Kadir Bey günaydın. Cengiz Bey sizi tanımıyormuş ama bir tanıtın isterseniz kendinizi. Karaman'dan. Bir de televizyonunuzun sesini kapatmanız lazım ne olur. Dur, televizyon sesini kapatayım derken şey gitti. O kadar çok mesaj geliyor ki Cengiz Bey. Kim kapattı? Kadir Bey.